Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sevgili Neslihan Manioğlu bizlerle birlikte bugün. Tekrar böyle tanımayanlar için bir hatırlatma yapmak istedim. Kendisi aslında oyunculuktan kişisel gelişime uzanan böyle enteresan bir hayat hikayesi var. Evet. Ben de bunu sizi tanıyordum ve takip ediyordum. Ama şimdi birazcık daha araştırınca çok daha keyifli şeyler yaptığınızı ve aslında benim ailemin çok ilgisini çekecek evet işlerde elinizin olduğunu görünce de çok hoşuma gitti açıkçası. Evet biz bütün aile olarak böyle bu işlere biraz meraklıyızdır. Çok da inanırız. O yüzden böyle biraz da sizden duymak istedim. Böyle bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben 13 yıl boyunca profesyonel olarak oyunculuk yaptım. Oyunculukta bu tiyatro ağırlıklıydı benimkisi. Bu karakter analizi yapmak, görenin arkasındakini görmek hep ilgimi çekti. Bu mesel çalışması diyoruz, masa başı çalışması hep daha hoşuma giden tarafı olmuştu. Yani sahne diye çıkmaktan ziyade karakterlerin ötesini araştırayım, psikolojisini araştırayım çok daha dikkatimi çekiyordu. Sonra bir baktım ki bu bende fazlaca yer almaya başlamış. Hayatınız içine iyice yerleşti. İyice yerleşti. Yani sürekli son 7 yıl sürekli psikoloji okuma, kişisel gelişim üzerinde okuma, nörobilim üzerinde okuma. Çünkü inanılmaz etkili oluyor. Yani insanın düşünce yapısı, duyguları bütün hayatının gidişatında o kadar etkili oluyor ki bir baktım ki ben daha fazla bunun içindeyim ve oyunculuktan daha fazla kişisel gelişim koçluğu yapmaya başladım. Tabii bunun eğitimlerini aldım, programlara katıldım. Ondan sonra profesyonel olarak da kişisel gelişim koçluğu yapmaya devam ettim. Şimdi ikisini de beraber götürüyorum ama. Süper, çok güzel. Ben size bir şey sormak istiyorum. Siz şimdi tabii oyuncu olduğunuz için ve benim de çok fazla oyuncu arkadaşım var. Hatta en yakın arkadaşlarımdan biri sevgili Didem Balçın. Çok da yakın arkadaşımdır Rojda Demirer. Onlar da çok başarılı Çok oyunculardır. severim Ben de ikisini hepsini de. çok severim. Dolayısıyla biliyorum ki bir karaktere büründükleri zaman hani o karaktere bürünüyorlar ve gerçekten onun için çok çalışıyorlar. Seslerini değiştiriyorlar, görüntülerini değiştiriyorlar. Başka bir kişiliğe giriyorlar ama başka bir proje için bambaşka bir kişiliğe giriyorlar. Gerçekten de aslında çok iyi analiz yapmak gerekiyor. Yani siz Evet. o kadar doğru bir seçim yapmışsınız ki iki farklı yol gibi gözüken ama aslında çok ortak noktası olan çok güzel bir projede yani projeleri iki güzel proje, iki güzel mesleği bir arada tutuyorsunuz. Dolayısıyla da sizin fikirleriniz bence bizler için çok önemli. Çünkü siz yeri geldiğinde bir psikopatı canlandırıyorsunuz. Evet. Yeri geldiğinde çok masum bir anneyi, yeri geldiğinde küçük bir kız çocuğunu, belki de bir hayvanı. Yani aslında birçok şeyi barındırabiliyorsunuz. O yüzden de merak ediyorum sizi en çok etkileyen roller hangileriydi? Beni en çok etkileyen aslında kişisel gelişime de tam olarak yönelmemi sağlayan, boşanmak isteyen bir kadını oynuyordum. Ben forum tiyatro yapıyorduk ve bütün forum tiyatroda manipülasyon tekniklerini kullanıyoruz. Bir ezen ve ezilen ilişkisine dair bir oyun biçimi olduğu için ezilen bir kadını canlandırıyordum ben. Ve ailesi tarafından baskı görüyor, kocası tarafından baskı görüyor. Bayağı hani psikolojik ve fiziksel bir şiddete maruz kalıyor. Sonra provaları yaptım. Provalar bitti. Eve gittim. Yani birkaç hafta sürdü provalar. Bu arada onları yaparken de sadece kendimizden yapmıyoruz. Avukatlarla konuşuyoruz, psikologlarla konuşuyoruz. Tam olarak o karakter nasıl çıkacak ve problemi nasıl göstereceğiz bunun üzerine irdeliyoruz. Oyun bitti, prova bitti ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi hep baskı altında hissediyorum. Nefes alamıyorum, daralıyorum. Dedim ki burada başka bir şey var. Burada başka bir şey devreye Burada girdi. başka bir şey var. O kadar zihnimi inandırmışım ki o kadın Rolden olmaya. çıkamadınız. Gerçekten yani benim zihnim hala devam ediyor. O boşanma baskısı altında olan kadını rolü üstlenmiş ve devam ediyor. O zaman dedim ki zihin çok başka bir şey. Yani bunu benim bir araştırmam gerekiyor. Çünkü burada kendini koruyamazsan oyuncu olarak da çok dezavantaj bir şey. Gerçekten psikolojik sorunlara neden olabilir. Ve inanılmaz da ilgi çekici bir olay. Bu zihin, beyin, psikoloji o kadar ilgimi çekmeye başladı ki o anda. O zaman yönelmeye başladım psikolojik tarafa. Şimdi oyunlarımda evet yani hani çalışmalar yapıyorum. Sahneye çıkarken de sahneden indikten sonra çalışma yapıyorum ki o zihnim,
oyunla gerçek olanı ayırt edebilsin. Böyle bir zorluğu var oyunculuk kısmının. Yani şu an mesela o dönem dizilerinde oynasaydınız ya da böyle o atlarla koşsaydınız Allah Allah diye stüdyoya gelebilir Öyle bir oyunda oynadım. Aristokrat bir kadının kızını canlandırıyorum ve o dönemde şöyle herkes bana hizmet etmeli galiba. falan diye değil mi insan bir Oluyor yerde? ya, ister istemez oluyor. Çünkü siz bilinç olarak biliyorsunuz, ayırt edebiliyorsunuz. Şu an buraya geldim, bu durumdayım, bunu oynayacağım ve gideceğim. Ama bilinçaltınız onun ayrımına varmıyor. Günlük hayatımızda da bu şekilde oluyor. Yani kendimizi hangi düşünceye kaptırırsak, hangi rolü üstlenirsek hayatımızda bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Bu rol ister inandığımız bir şey olsun, isterse ailemiz tarafından bize öğretilen bir şey olsun. Aslında günlük hayatta da oynamaya devam ediyoruz. Bu sosyal maskeler dediğimiz şey bu şekilde oluşmaya başlıyor. Ama şimdi günlük hayatın içinde rolün içerisinde bir de sahneye çıkıp rol yapmak daha ağır bir durum olabiliyor. Yani evet, oyunculuk her zaman çok sevdiğim ve çok da gerçekten hani yapmak isteyeceğim bir şeydi bir zamanlar. Çünkü biraz tiyatro eğitimi almıştım, bir sınavlara Ne girip güzel. kazanmıştım. Gerçekten çok kıymetli ve çok zor bir şey. Ve arkadaşlarımdan da görüyorum ki böyle evlerinin duvarlarına yazıp işte böyle geçerken bir bölümü okuyup diğer duvarda diğerini okuyup öbür bölümde onu okuyup böyle bir anda evin içinde şarkı söyleyip bir yandan ağlayarak böyle dişini fırçalamaya gidiyor. Sonra gelirken kahve içer misin deyip sonra bir bardağa işte bir şey koyarken bir anda işte Joseph K'daki rolünü yapıyor falan. Böyle enteresan arkadaşlarım var etrafımda. Gerçekten öyle. Hani Ezber yaparken koltuktan koltuğa mı atlamıyorsun? Sürekli başka yerlerde mi ezber yapmıyorsun? Ya yani o karakter üzerine oturana kadar sürekli çalışmaya devam ediyorsun. hatta bir arkadaşım aynaya yazıyordu. Hem diyordu aynadan okuyorum hem kendimi izliyorum diyordu. Aynaya yazıyordu notlarını falan. Hani bunlar gerçekten bu işin olmazsa olmazları herhalde, Evet. kritikleri. Sonra hatta bir dönem bana dedi ki bak seni çalıştıracağım. Böyle 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 falan. Oturduk aynanın karşısına. İnanılmaz etkili ve gerçekten etkisinde kalıyorsunuz. Evet. Yani sanki o ayna gün boyu sizi takip ediyor bir süre sonra. Ve Gerçekten öyle. söyledim, dedim ki ben hep kendimi aynada görüyorum. İşte o kamera gibi düşün dedi. Ona göre davran. Ama dedim bu benim psikolojimi bozacak, bozmayacak, alışacaksın falan deyip böyle Bir süre birazcık sonra evet çalışmıştık evet. alışılıyor. Ama siz gerçekten çok güzel bir şey yapmışsınız. Teşekkür Kişisel ederim. gelişim bence aslında herkesin kendinde kendi işini ya da kendi mesleğini ya da ev hanımı da olabilir. Hiç Evet, problem değil. evet. Her neyse anne, baba, kardeş, çocuk, yalnız yaşayan biri, kedisi olabilir, köpeği olabilir. Hiç kimsesi olmayabilir. Bu çok da önemli değil ama kendini keşfetmesi çok önemli. Farkına varmamız, Farkındalık. kendimizin farkına varmamız. Yani şimdi hepimiz bir enerjiyle dünyaya geliyoruz. Artılarımız var, eksilerimiz var. Kendimizi ne kadar iyi farkına varırsak, kendimizi ne kadar iyi tanırsak aslında hayat potansiyelimizi o kadar arttırmaya başlıyoruz. Bazen danışanlarımla da görüyorum. Yani o kadar muazzam özellikleri var ki ama inandırılmış, yani daha azını kullanmaya inandırılmış ve kendini keşfetmediği sürece de sıkışık bir hayat yaşıyor. Mutsuz bir hayat yaşamaya devam ediyor. O yüzden nerede olursak olalım, kendimizin yaptığımızın farkına varırsak kendimizi kullanmayı, yeteneklerimizi kullanmayı da öğrenmiş oluyoruz. Evet, bence zaten herhalde yine orada bir tıkanıyoruz. Yani aslında biz toplum olarak biraz bastırılmış bir toplumuz. Çok Ve fazla. bastırılmayı da kabullenmiş bir toplumuz. Aslında kabulleniyoruz değil mi her şeyi? Kabullendiğimiz için de böyle oluyor. Bizi bastırmalarını da kabulleniyoruz. O eteği giymeyeceksin diyorlar. Evet. Bir kere direniyoruz, ikinci de tamam diyoruz, olay çıkacak, susayım. Ya da o oraya gitmeyeceksin diyorlar. İşte bir kere diyorlar, iki kere diyorlar. Üçüncü de belki de bir keresinde kesiyoruz. Aslında yapmak istediklerimizi hep birileri için bastırıyoruz. Yani buna ne diyorsunuz? Bunun gibi danışanlarınız var mı? Var, çok fazla var. Bizim de hayatımız oralardan geçiyor zaten. Sonrasında neyin ne olduğunu anladığınız zaman daha baş kaldırabiliyorsunuz. Yani bir isyan etmekten bahsetmiyorum. Kendi hakkınızı elinize almaya başlıyorsunuz. Korku en büyük duygumuzdur bizim. Yani en temel duygularımızdan bir tanesi oluyor. Çünkü çocukluktan beri sürekli bir şeyler tarafından kültür, inanç sistemi, işte aile yapısı, arkadaş baskısı hep bir şekilde korkuya maruz kalıyoruz. Ama en büyük korkumuz öteki olmak. Evet. Öteki olmamak için de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yani siz bana ne derseniz sırf sizin grubunuzdan dışarıda kalmamak için bunu uygulamaya başlıyorum ben.
toplum zaten en büyük baskı. Toplumun dışında kalmamak için de topluma ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü zihin şöyle çalışıyor. Hep kendisini negatifi düşünerek koruma altına almaya çalışıyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Diyor ki eğer toplumun dışarısına çıkarsam hayatta kalmam, var olmam azalır. O zaman toplumun içerisinde hareket etmeliyim. Bana söylenilen öğretiler içerisinde hareket etmeliyim. Yalnız kalmak istemiyoruz. Çünkü insan olarak zaten sosyal varlıklarız, sosyal canlılarız. Bu sosyallik kesildiği zaman, aykırı olduğumuz takdirde işte o zaman sinir sistemimiz gerilmeye başlıyor. Ve korkun yükseliyor. Ve sinir sistemimiz gerildiğinde de aslında birçok alanda da hata yapıyoruz. Yani evet. Bu evimizde, işimizde, arkadaş çevremizde... Yani zaten sosyalleşemediğimiz bir dönemdeyiz ama sosyalleşmeye çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Çünkü bir o kadar artık yalnızlıktan ve ailelerimizden uzakta kalmaya yorulduğumuz, hatta evet, kendimizi maalesef mutsuz hissettiğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden de gerçekten bu pandemi sürecinde ve bu karantinalarda insanlar iyice kendilerini aşağı çektiler. Evet, bir grup var ki yani ben mesela kendimi böyle olduğunu düşünüyorum. Sürekli kendimi motivasyonumu yüksekte tutup işte ama yarın daha da güzel olacak. İşte bugün bu kadardı ama yarın daha da inecek. Öbür gün daha güzel olacak deyip böyle sürekli motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılıyım bilmiyorum ama bence bayağı becerdim ben Can bu işi. Can başarılı gözüküyorsun. Çok ışıl ışıl gözüküyorsun. Işıl ışıl taçlarımı taktım. Söz verdim çünkü dün. Ondan sonra paylaşacağım daha sonra da. Gerçekten hani böyle kendimizi ışıl ışıl, sonra mutlu ve severek ayakta tutmaktan başka çaremiz yok. Aslında insanların genel olarak sıkıntısı mutsuzluktan mı beslenmek acaba? Aslında tam olarak öyle değil. Yani şöyle bir kavram da var. Mesela bir araştırma yapılıyor. Mutluluk kavramı üzerine bir araştırma yapılıyor bilim insanları. Mutluluğun %90'ı aslında içsel motivasyon. Öz saygı, öz farkındalık, öz değerden oluşmaktadır. %10 kısmı dışarıdaki hayatımız, işimiz, kariyerimiz, kazandığımız para bize katmaktadır. Ama şimdi biz yanlış öğreniyoruz. Ne kadar dış dünyada başarılı olursan o kadar mutlu olacağımız üzerine bize öğretiler gerçekleştiriyor. Ne kadar para kazanırsan o kadar başarılı olursun. Bu sefer de biz içsel motivasyonumuzu bırakıp dış dünyada hunharca çalışmaya başlıyoruz. Evet. Yani iş orada. Dünyada kendimizi köleleştiriyoruz. Kazandığımız para yetmemeye başlıyor. Daha fazlasını kazanmak istiyoruz. Çalıştığımız iş yetmiyor. Daha fazla işte çalışmak istiyoruz. Sonra böyle bir pandemi döneminde de evimize kapandığımız takdirde şimdi %90'ı dış dünyaya yükledik. Normalde evet. İç dünyada olması gerekiyordu. Pandemi dedi ki artık içine çekil. %90'lık kısım elimizden gitti. Ve %10'luk kısmı düşünce işte çoğu insan mutsuz olmaya başladı. Çünkü kendilerinin dışında başka bir şeyden mutlu olmaya çalıştık sürekli. Peki böyle olmaya izleyicilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani şu anda biz böyle kiminle konuşsak, işte dün de büyük bir toplantı yaptık burada kanalda bütün herkesle. Aslında herkes mutlu ama daha sonra bireysel konuştuğumuzda ya da arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, ailelerimizle konuştuğumuzda her üç kişiden ikisi mutsuz. Yani bu üç kişiden ikisinin mutsuz olduğu bir dünyada nasıl mutlu olunabilir? Yani kendilerini mutlu etmek için, motivasyonlarını yüksek tutmak için ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bence temel nokta kendi potansiyellerinin farkına varması gerekiyor. Çünkü eğer kendi potansiyeliniz bu noktadaysa, siz ama potansiyelinizi bu noktada kullanıyorsanız aradaki fark size hep mutsuzluk getirecektir. Peki kendi potansiyelimi nasıl farkına varacağım? Bu ego ve sezgi dediğimiz durum vardır. Ego bizim öğrendiğimiz bütün bilgilerdir. Karakterimizi öğretmenlerimiz tarafından, ailemiz tarafından, inanç sistemimiz tarafından, kültürümüz tarafından öğrendiğimiz tüm bilgileri içerir. Ve sürekli zihnimizi meşgul tutar. Ama sezgiler bizim yaratıcı potansiyelimizdir, yaratıcı enerjimizdir. Şimdi biz hayat içerisinde sürekli bu şekilde davranmaya devam edince düşünsel ve egosal olarak bu sefer sezgilerimizi ve yaratıcılık enerjimizi bastırmaya başlıyoruz. Bu da potansiyelimizi mevcutiyetinin altında kullanmamıza neden oluyor. İşte kendimizi keşfettiğimiz takdirde
Bunu peki nasıl yapacağız? Mesela ben bunu en fazla egomu, sezgimi, durumunu evet içsel olarak kötü hissettiriyorsa size, negatif enerji veriyorsa, yani negatif hissettiriyorsa, daha fazla hırsa neden oluyorsa bu bir egosal bir durumdur artık. Peki tam da bu konu hakkında bir BTR'miz var. Evet, hep beraber şu BTR'yi izleyip sonra üstüne kaldığımız yerden sohbetimizin devam edelim. Bu arada konuşurken hipnotize ediyorsunuz insanları. Öyle söylemek istedim. Evet, ben böyle kilitlendim, dinliyorum. Hep beraber şu BTR'yi izleyelim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu, iç sesinizin ego mu, sezgi mi olduğunu nasıl anlarsınız? Bunu nasıl ayırt edebilirsiniz? Öncelikle egodan bahsedelim. Ego nedir? Ego, anne karnından itibaren ailemiz tarafından, çevremiz tarafından, kültürümüz, doğacağımız inanç sistemi tarafından, atalarımızdan gelen genler tarafından edinmiş olduğumuz bilgiler ve davranış biçimlerimizin bizde oluşturmuş olduğu ben kimliğidir. Yani sizin aileniz size hangi bilgiyi veriyorsa çocukluktan itibaren o sizin kimliğinizi oluşturuyor. Doğduğunuz kültür hangi bilgileri doğru kabul ediyorsa işte o sizin kimliğinizi oluşturuyor. Bu sefer de bunlar sizin iç sesiniz olmaya başlıyor. Yani bunları öğreniyorsunuz, daha sonra sürekli davranışta bulunarak bunları içselleştirip iç sesiniz haline getiriyorsunuz. İşte bu da egonun sesi olmuş oluyor. Peki sezgilerimiz nedir? Sezgilerimiz bu bilgilerin altında kalan, gerçekten özümüz olan, ruhumuz olan, varlığımız olan işte bunun sesidir. Peki bunu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Öncelikle ego sürekli öğrendiğimiz bilgiyle hareket ettiği için sürekli sizi daha fazlasına yapmaya teşvik eder. Yani daha başarılı olabilirsin, daha iyi olabilirsin, yeterince iyi değilsin. Bu kadar para kazanabilirsin, bu kadar para kazanmak senin hakkın. İşte sizi sürekli daha fazlasına yönlendiren şey aslında egonuzdur. Bu aslında öğrenmiş olduğumuz bir bilgidir. Sezgilerimiz de bize şu şekilde seslenir. Tamam, sakin, zaten bu hayat sana getirecek, hakkın olanı sana getirecek. Sen adım attığın zaman zaten senin için iyi ve doğru olan, güzel olan hayatında gerçekleşecek diyen ses, sezgilerinizin sesidir. Peki bu sesi tam olarak nasıl ayırt edebileceğiz? Ego size kötü hissettirir. Egonun sesini duyduğunuz zaman başınızda ağrı hissedersiniz, kendinizi yorgun hissedersiniz, kendinizi aciz, kötü hissedersiniz, yetersiz hissedersiniz. Size kötü hissettiriyorsa eğer içinizdeki ses, bu egonuzun sesidir. Ama iyi hissettiriyorsa, o sesi duymak sizi ferahlatıyorsa, adım atmanızı yumuşak bir hale getiriyorsa bu sizin sezgilerinizin sesidir. Evet. Yani ben sezgilerine çok güvenen biriyim. Hiç bugüne kadar yanıldığımı düşünmüyorum. Böyle şey mümkün mü? Ya sezgi gerçekten çok yanıltmaz. Yani hani sezgiyle hareket ettiğimiz takdirde aslında bedenimiz biliyor, ruhumuz da biliyor. Yani hani sizi yönlendiriyor. Aslında sezgi dediğimiz şey o. İstemsizce yöneldiğimiz, doğruya yöneldiğimiz yerdir. Ama ego diyorum ya, ayakta kalmak için, hayatta kalmak için hep öğrendiği şeyle hareket ediyor. Dur bir dakika, şunu yapmalıyım deyip sizi oraya yönlendiriyor. O yüzden yanılma payı daha yüksek oluyor. Ama bu şu demek değil. Asla egoyu sıfırlayın, sezgilerinizi yükseltin, sürekli de sezgiyle hareket edin. Öyle bir böyle şey yok bir şey yani. Mümkün değil. Çünkü fiziksel dünyada yaşıyoruz, tabii ki de bilgimizle hareket edeceğiz. Yani hani çünkü herkes sizin gibi sezginizle hareket etmiyor ki iyi ve insancıl davransın. Yani hani bilginiz de sizi korur. Sadece bunu dengelemek çok önemli. Yani sürekli egodan ya da sürekli sezgiden değil. Bunu dengeye oturtmak gerekiyor. Bizim sanırım yanıldığımız nokta şu oluyor. Sezgimizi kullanmamız gereken yerde egomuzu kullanmaya çalışıyoruz. Orada işler karışıyor. Bana evet. Kulaklığı kapatır mısınız? Orada işler karışıyor evet, bence evet. Gerçekten. Gerçekten yani öyle. O zaman orada işte dengeler karışıyor. İşte belki de beyaz diyeceğimiz yerde siyah diyebiliyoruz. Çünkü ego çok başka bir şey. Sezgi çok başka bir şey. Onları ayırt edemiyoruz bazen galiba, değil mi? Evet. Eğer olaylar karşısında sezgisel mi davranıyorum, egosal mı davranıyorum diye ayırt etmek için ego gerçekten
biraz negatif hissettirebiliyor, kötü hissettirebiliyor, ağırlaştırıyor, enerjinizi ağırlaştırabiliyor. Eğer sezgileriniz devredeyse daha hafif hissedersiniz. Mesela karar verirken de yanlış da olsa, ki yanlış ya da doğru diye hiçbir şey yok. Bunu da tanımlayan şey bizim zihnimiz. Yani kime göre yanlış, kime göre doğru. Aynen öyle, aynen öyle. Onda da işte yine sezgilerimizi kullandığımız takdirde daha hafif hissettiriyoruz. Yani yanlış denilse bile hafif hissetmeye başlıyoruz. Bir de sezgiler daha bedende hissedilir. Böyle ruhunuz, sanki yüreğiniz sizi oraya götürmek ister. Ama ego sürekli zihinde olduğu için zihinde bir ağırlık hissettirmeye başlar. Sürekli düşüncelerinizin ayakta olmasının sebebi aslında egosal bir durum oluyor. Hani bazen diyoruz ya, çok yorgun uyandım. İşte yatıyorum ama dinlenemiyorum. Aslında biz uyurken bir şekilde vücudumuz çalışmaya devam ediyor değil mi? Zihnimizde bu sorular dönüyor. Tabii. İşte biz burada şarteli kapatmayı da bilemiyoruz bence. En büyük sorun o. Aslında şöyle bir şey olsa, yani yatmadan önce bir 20 dakika önce nefes egzersizi, nefes meditasyonları yaparsanız eğer, işte günü orada bırakıp yatağa gerçekten sıfır zihinle girebilirsiniz. O zaman da sabahleyin yorgun kalkmış olmazsınız. Peki ne yapacağız şimdi? Hadi hep beraber yapalım. Sabah gece yattık yatağımızda, 20 dakika önce yatağımıza mı yatıyoruz? Ayakta dik bir şekilde, dik bir şekilde, evet, duruyoruz. Oturalım. Evet. Sırtımızı dik bir şekilde. Tamam, en sevdiğimiz dik oturmak zaten. Çok evet. Severim. Bütün her şeyi, hatta bence tavsiye ediyorum elektronik her şeyi, çünkü elektroniğin yaydığı o radyasyon gerçekten çok etkili ya, odayı oluyor. Boşaltalım. Odayı boşaltalım. Küçük bir el arabası alalım. Her şey artık öyle. Evet, kendi alanımızı yaratmak, gerçekten dış dünyadan sıyrılıp kendi alanımızı yaratmak. Ben kimim, ne hissediyorum? Bütün her şeyden ayrılınca, sıyrılınca gerçekten benden geriye ne kalıyor? Görmek, yani 20 dakikada olsa görmek hayat kalitemizi gerçekten değiştiriyor. Gözlerimizi kapatıyor muyuz? Gözlerimizi ister kapatabiliriz. Bazı insanlarda gözleri kapatmak güvensizliğe neden olmakta. Hı-hı. Kendilerini çok rahatsız hissetmekte. O yüzden yarı açık olabilir ve bir yere odaklı bir şekilde bakabilirler. Evet. Sonra çok zevkli. Sadece nefes alsınlar. Burundan nefes alsınlar. Ve nefesi derinleştirmeye çalışsınlar. O an fark etmeye çalışsınlar. Mesela nefesi nerede, vücudunda nerede hissediyor? Göğüs kafesinde mi hissediyor? Şu anda hissettim. Daha aşağıya indirmeye çalışın. Aldığımız nefes, verdiğimiz nefesten daha az olmalı. Yani verdiğimiz nefes daha uzun olmalı aldığımız nefesten. Yavaşça nefesimizi bırakıyor muyuz sonra? Evet. Şöyle ki, sadece nefesimize odaklanmak, nefes almamıza, vermemize odaklanmak, o nefesi bütün vücudumuzu derinleştirmeye çalışmak, bunlar kademe kademe zaten giden meditasyonlar olduğu için sadece ilk başta nefese odaklanmak çok önemli. Eğer yani peki nefes, o nefesi sürekli biz neremizde hissetmeliyiz? Şöyle ki, ilk başta yani çok rutin tempoda, hızlı tempoda yaşayan insanlar nefesini genellikle göğüs kafesinin orada hissederler, derinleştiremezler. Ama çok fazla meditasyon yapan ve hayatı sakin bir şekilde yaşayan insanlar nefesi kasıklarında, bacaklarına kadar hissedebilirler. O denli bir derinleşme söz konusu. O benim için imkansız ya. Olabiliyor. Şimdi her gün nefesine odaklanırsa insan, biraz burada hissetmek, bir gün sonra buralara indirmeye çalışmak, diğer gün daha aşağı kısımlarda diye diye bütün bedeninde nefesi hissetmeye başlarsa, bir süre sonra o insan istese de stresli olamayacak. Çünkü nefes almak bizim tamamen zihnimizle alakalı bir durum. Nefesimizi ne kadar derinleştirirsek zihnimiz o kadar derinleşebiliyor. Nefesimiz ne kadar hızlı olursa zihnimiz o kadar hızlı çalışmaya başlıyor. Yani aslında zihnimizin hızlı çalışması bir süre sonra yorucu bir şey aslında. Çok fazla yorucu. Sürekli ayağımızın gazda olması gibi bir şey yani. Aynen, hiç fren öyle. Yok. Aynen öyle. Evet. Hatta daha kötüsü, sürekli gaz fren, gaz fren, gaz fren. O daha kötü. O daha yorucu. Alabora yapıyor. Şunu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım? Geri mi gitmeliyim, ileri mi gitmeliyim? Falan sürekli o şekilde çok daha yorucu hale gelmeye başlıyor.
Eckhart Tolle şöyle bir şey söyler. O kadar paralar ayırmanıza, o kadar bütçeler ayırmanıza gerek yok. Sadece yapacağınız nefes egzersizi, yani nefesinize odaklanmanız bütün hayatınızın sihrini açığa çıkartabilir. Vallahi der. Hayatımızın sihrini şu anda bulmuş bulunmaktayız. Çok mutluyum. Hepinize böyle bir, şimdi pandemi olmasa da şöyle değerdiniz. Vallahi gerçekten aslında bazen hayat bu kadar da kolay. Yani biz böyle çok zorlaştırıyoruz. Evet. Yani o da olsun, bu da olsun. Mesela küpem yok diye üzülüyordum bugün. Ama yani olmayınca da oluyor yani. Evet, böyle unutmuşum. Yani hani gerçekten aslında hayat bu kadar basit, gayet güzel olabiliyor. Yani böyle bir, evet, şeyleri kafamızda böyle kurgulamanın, işte düşünmenin, abartmanın, aslında pireyi deve yapmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir toplum olarak bundan da arınmanın ne kadar kolay olduğunu da aslında şu anda sizler bize öğretiyorsunuz. Şöyle bir şey sormak lazım. Şu an benim odağım nerede? Eğer odağınız küpenizin olmayışındaysa o sizin hayatınızın sorunu haline gelebilir. Ha, yok. Çünkü odak nerede? Basit bir örnek veriyorum. Ya odak neredeyse orayı gerçekten büyütmeye başlarız. Odak sizin para kazanamama durumunuzdaysa, kariyerinizle ilgiliyse sürekli oraya odaklanacaksınız. Hayatınıza aşk da gelse, hayatınıza güzel sevgiler de gelse orayı görmemeye başlayacağız. Çünkü zihin öyle bir şey. Bir yere takıldığı takdirde orada gidiyor. Orada yaşam mücadelesi vermeye başlıyor. Takıntı haline dönüştürmeye başlıyor. O yüzden odağımız olan her şey büyür. Ama sevgiye çevirirsek bu sefer sevgi büyümeye başlar. Ya da kendi içsel motivasyonumuza çevirirsek içsel olarak güçlenmeye başlarız. Yani odağımız neredeyse yaşamımız odur aslında. Gerçekten bu odaklanma işi hem çok güzel bir şey hem de bir o kadar insanı aslında yoran da bir şey. Yani herhalde her şeyi dozunda yapmamız gerekiyor. Ve her şeyin dengesi. Bence eğer mümkünse, yani izleyicilerimiz için de bu mümkünse, profesyonel kişilerden en azından birkaç seans yardım alıp, evet, hayatımıza böyle yön vermemizi, belki doğum haritalarımıza bir baktırmamızı, işte belki anne karnına düştüğümüzdeki o aldığımız kayıtlar ve sıkıntıların bizi bugünlerde yaşattığı sıkıntıları görmemize sebep olabilir. Aslında gerçekten bu iş daha doğumla birlikte başlıyor değil mi? Anne karnındayken başlıyor. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şunu fark ettim, ben 4 yıldır kişisel gelişim uzmanlığı yapıyorum. Sürekli insanlarla çalışıyorum. Her teknik her insana uymuyor bu arada. Nefes herkese uyuyor gerçekten, çünkü herkes nefes alıyor. Nefese ihtiyacı var. Nefese ihtiyacı var. Bir yaşamımız o bizim. Yaşam kaynağımız. Ama başka teknikler, başka insanlar, her insanda farklılık gösteriyor. Bunun nedeni nedir diye araştırdığım zaman da astrolojide doğum haritası inanılmaz önce oldu burada. Doğum haritasına baktığımız zaman doğum haritasında mesela elementler dengesi var. Elementleriniz hangisi yüksekse yaşam kaliteniz, potansiyeliniz de o olmaya başlıyor. Mesela benim hava elementim çok yüksek. Hava zihni temsil eder, aklı temsil ettiği için sürekli zihnimde bir şeyler dönüp durur. O zaman ne yapıyorum? Sürekli yazarak, sürekli nefes egzersizi yaparak bunu dengelemeye çalışıyorum. Şu anda yani o kadar merak ediyorum ki acaba benimki ne? Kafamda benim şu anda bu sorular dönüyor. Ve ne zamanki doğum haritasını danışanlarımla yapıp da onun üzerinde teknikleri uygulamaya başladıysak gerçekten 6 seansta yol alacağımızı 2 seansta halletmeye başladık. Yani o kadar hızlı. Yani sizin sıfır noktanızı gösteriyor. Bu yaşama hangi enerjiyle geldiğinizi gösteriyor. Yani siz zekanızla mı hareket edeceksiniz, sezginizle mi hareket edeceksiniz, hayat hangi noktalarda sizi zorlayacak, hangi noktalarda çok avantajlısınız, karakteriniz nedir, bunu net olarak görebiliyoruz. O zaman suçlu yok. Suçlu yok zaten, doğru yanlış yok, suçlu yok. Tabii bir insana zarar vermediğimiz takdirde, bir insanın alanına müdahale etmediğimiz takdirde yaptığımız hiçbir şeyde gerçekten hata yok. Sadece kendimize o kadar güvenmiyoruz, güvenmemeyi öğrendik. Hani hep dediler ya bize büyürken, işte komşunun kızı senden daha çalışkan, işte şu arkadaşın senden daha başarılı. Hep güven kırıklığı olduğu için şimdi oysa ki bana da çok söylediler. Annem ve babam izliyorsa şimdi. Hep ablamın daha başarılı olduğunu söylediler. Ama ben de mesela hiç öyle bir güven kırıklığı olmadı. Tam tersine ablam başarılı olduğu için her yerde ablamı anlatıyordum. En azından kendi derslerimdeki başarısızlığımı ablama anlatıp kapatıyordum yani konuyu. Siz avantajınızı kullanabilmişsiniz. Benim için çok kıymetli oldu.
çünkü ablam işte çok güzel okullarda okudu. Hep böyle güzel üniversiteler kazandı. Ben özelde okudum falan, böyle biraz ite kaka annemin şeyiyle zoruyla her yerime kopyalar yazan, işte kopyalara bakan falan bir öğrenciydim. Masanın oturduğum yere bile kitap koyup böyle arada altından bakıyordum falan. İnanılmaz kopya çekerdim. Yani kopya da üstüme yoktu bence. Avucuma her yerime bir şey ağzıma atardım. Yani kağıtlara yazıp ağzıma atardım falan yani. Hani böyle hiçbir şey yapamasa. Ablam çok başarılıydı. O yüzden ben de hep bu böyle bu konularla ilgili hemen ablama anlatırdım. Mimar Sinan'da okudu, şöyle oldu, böyle oldu falan deyip. O benim mesela herhalde hayata bakış açım oldu. Bakış açımı böyle yaptım. Yani ablamın başarısını kendi başarımmış gibi gururla hep anlattım. Hala da öyle anlatıyorum. Her zaman çok başarılıdır. Ve her zaman da gurur duyduğum bir ablam vardır. Hani o yüzden bence biraz da belki böyle şeyler hayatımıza yön vermiş olabilir ama biraz insanların evet biz öyle belki biraz kıyaslanarak büyümüş olabiliriz bazı konularda ama ben de sporda çok başarılıydım. İşte başka bir şeyde ve ailemiz hep dengelerdi ama tabii ki ders konusunda asla dengeleyemezlerdi. Çünkü gerçekten hani onları çok zorluyordum çünkü sevmiyordum okulu. Ama onun için sadece teneffüsleri severdim. Hani o yüzden ailemi mesela aslında aileleri de suçlamamak gerekiyor. Çünkü böyle hayır, görülmüş ve onu birazcık da dürtmek için, hadi sen de yap artık demek için yapılmış şeyler. Çok güzel bir sohbetti. Çok hoş bir sohbetti ama maalesef sohbetimizin sonuna geldik ama yarım kaldı. Ben sizi en kısa zamanda tekrar bekliyorum. Çünkü çok soracak sevinirim. Bir sürü sorumuz var. Hatta telefonuma da gelen mesajlar var. Onları da size sormak istiyordum ama inşallah bir diğer sohbetimizde hepsini sizlere soracağız. Tabii, seve bakalım. Seve. İnşallah çok güzel bilgilendiriyor ve dinliyorum demişler efendim. Dinliyoruz çok demişler. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bu güzel bilgileri bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. En kısa zamanda tekrar sizi programımıza alacağız. Süremiz yetmedi umarım bence. Umarım seve seve. Konuşacak çok konu vardı. Daha çok böyle parça parça yaparız. Çok derin bir konu. Yaparız. Çok uzun bir konu olduğu için şimdi insan böyle istiyor ki her şeyi anlatayım, her şeyi öğrenilsin istiyor ama yeterli olmuyor tabii. Evet. En azından şöyle bir ön bir giriş yapmış olduk. Evet. İzleyenlere de umarım bir faydası olur ve bu farkındalıklarını arttırır herkes. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel sohbetinizle. İyi ki davet ettiniz. Çok memnun kaldım. Güzel çok sohbetinizle programımıza gerçekten güzel bir enerji kattınız. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra sevgili Ezgi Ayça ile birlikte olacağız. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.